şu açık örnek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen Afet ve Acil Durum Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Soylu'nun yanı sıra AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da yer aldı. Evet. Bakan Soylu konuşmasında afetlere ilişkin alınan tedbirlere yönelik açıklamalarda bulundu. Alternatif iletişim sistemlerini kurmakla ilgili de iyi bir çalışma içerisindeyiz. İlk 6 saatin bir önemli meselesi daha var. Bunu da tamamlıyorum 6 saati. O da insanlar, vatandaşlarımız depremle, afetle karşı karşıya kaldıkları zaman arabalarına binip uzaklaşmayacaklar. Gidecekleri yer toplanma alanlarıdır. İstanbul'da bunun çok güzel bir örneğini hazırlıyoruz. Yarın da buna ait yeniden İstanbul'da bir toplantı gerçekleştireceğiz. Her evin girişine toplanma alanının neresi olduğunu, belirten bilgi afişleri asılacak. Ve mümkün olduğunca her vatandaşımıza ulaşabildiğimiz kadarıyla cep telefonuyla bu bilgiler iletilecek. Her şeyin altyapısını en üst seviyede hazırladığımızı, buna büyük bir hazırlık yaptığımızı ifade etmek istiyorum. 2021'in Aralık sonunda 81 vilayetimizde il afet risk azaltma planlarımızın tamamı oluşmuş olacak. Keza tatbikatlarımız devam ediyor. Burada bizim en ufak bir gri alanı eksikliğe, yani ihmal zaten böyle bir konuda düşünülmemelidir. Veya rutine izin vermemiz, siz de takdir edersiniz ki mümkün değildir. Tıkır tıkır işleyen bir planın, defalarca işlettiğimiz bir planın, Türkiye'nin afet konusunda bütün dünyaya örnek olabilecek bir anlayışı başarabilecek kapasitemiz var. İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasından sonra basına kapalı devam eden toplantıda AFAD Başkanı Güllüoğlu başta olmak üzere çalışma grupları sunum yaptı. Alınan afet tedbirleri çalışma gruplarının sorumluluk alanları ve afet anında ortaya konulacak çalışma sürecine ilişkin veriler aktarıldı.